piyasadan döviz almıyor. Bank ihracatçıya kredi veriyor, TL kredisi veriyor. O TL kredisini dövizle geri alıyor, merkeze yatırıyor. Şimdi ülkeye ihracat yoluyla gelen dövizi merkez alınca e, ithalatçılara piyasaya döviz kalmıyor. İthalatçı ithalat yapacak, döviz yok. Piyasa yükseliyor. Yani şu anda hem faiz politikasıyla hem döviz politikasıyla Dövizdeki yükselişin bir numaralı aktörü Merkez Bankası. Merkez Rezervi. Bankası. Hı hı. Evet. Rezervi Türk. yükseltmek Hem için. yüksek tutmak istiyorlar zaten yüksek. kuru. Ama yüksek, yüksek tutunca... Yüksek kurla diyor, Hocam. yüksek kur. İhracatı artıracağız diyor, kur çok yüksek olunca diyor, İthalat azalacak diyor, cari açığı kapatacağız diyor, enflasyon yüksek olunca diyor, sen mal alamayacağın için... Değil mi piyasadan mal alamayacağın rahat için? Evet. Enflasyon da aşağı düşecek diyor. Bunda, bu büyük bir teori. bu politika, bu, bu büyük teori. Bu politika <laughs> neye benziyor? Şöyle ifade edeyim. Bize okullarda tasarrufla ilgili şöyle öğretilirdi. Efendim varlığın, gelirin bir dönem fazla olunca biriktir ki. Biraz tasarruf et ki zor duruma düştüğün zaman harcayacak bir birikimin olsun kenarda. Şimdi biz birikimleri Berat Albayrak, Merkez bankasının yedek akçeleri dahil bütün birikimleri sattı, 128 milyar dolar filan, döviz birikimini sattı, TL birikimini sattı, hepsini sattı. Evet. Şimdi ekonomi en zor dönemde, yani aile diyelim ki geliri gelirden oldu, işten atıldı, gel çalışan kalmadı ailede. Ne oldu? Bu sefer dönüp birikim har harcaman lazım ki şu anda işten atılan kişinin tasarruf yapmasına benziyoruz. Geliri Biliyor gitmiş. Musunuz? Biliyor musunuz şey kitap yazıyormuş ama Berat Albayrak gördünüz mü? Hayır, Rasim öyle. Ozan Kütahyalı tweet atmış. Diyor ki öyle bir kitap yazıyor ki yer yerinden oynayacak diyor. Bu iddialara karşı oturmuş. Babasıyla birlikte bir kitap hazırlıyorlarmış. Hmm. Ve yer yerinden oynayacakmış bu kitap çıktığı zaman. Bütün bunları açıklayacak. Bütün bunları açıklayacak. Şimdi bakın biraz önce konuştuğumuz gibi biraz diyoruz ya hmm. bu teori hani biraz da işin şeyine kaçtık. Ya böyle bir şey dünya böyle yapıyor biz böyle Hı. yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Yok işte dolar artacak da bir şeyle. Bunun senin bir denetim mekanizması olsa bugün mecliste konuşulması gerekmiyor bu, evet. bu durum. Ya birisinin meclise çıkıp ne yaptığını, devletin nasıl bir politika izlediğini, Hı. iktidarın nasıl bir politika izlediğini meclise anlatması gerekiyor Hı. değil mi? Ya meclis bugün bunu konuştu diyelim. Bir milletvekili çıktı kardeşim ne oluyor ya? Bu ne kadar saçma bir şeyi Kuru aşağıda tutmak için para harcıyorsunuz, faizi yükseltiyorsunuz. Vazgeçiyorsunuz. 6 ay içinde faizi indiriyorsunuz, kur çıkartıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz dediği sorduğu zaman bu soruya cevap verecek bir muhatap var mı mecliste? Bir tane muhatap yok. Muhatap yok işte ne kadar. Hayır, daha, şey? daha ilginçini ah söyleyeyim. söyle. Söyleyeyim. bilmiyor. Ne daha oldu? daha ilginçini söyleyeyim. Şu anda Merkez Bankası'nın uyguladığı bu politika bütün ekonomiyi etkiliyor. Hı, hı Hazine Maliye Bakanı müdahale edebiliyor mu? Müdahil olabiliyor yok. mu? Yok. İbrahim Kavcı buldum zaman. rakamla ilgili emin değilim demiştiniz Mart ayında 46.5 milyar dolar olarak görülen döviz rezervi Eylül itibariyle 74.9 milyar doları yükselmiş durumda ama bu şeyi bir ayıralım hani 46, 56, e, 66, 76 aşağı yukarı ama, 28 milyar doların hepsini merkez almış e, ama yani hani eksi, eksi de eksi deydi hani dün ekonomistler onu diyordu. eksi 35 yani e, Evet. şeyi çıkardığınızda e, elinde kalan döviz rezervi Tek aslında eksi e 35 kendisinin değil o para demiştik. Şimdi merkez bankasının bu rezervinin hepsi bu 28 <laughs> milyar dolar civarında artırmış evet. rezervi. Bu rezervin hepsi ihracat reeskon kredilerini alarak değil bir kısmı karşılık oranlarını artırarak kaldı. Evet. Bunu söyleyelim bu. Bu bir. İki evet. merkez bankasının elindeki döviz rezervi döviz rezervi evet. diyorum 76 milyar dolar en son ki rakam. Toplam rezerv 121-122 milyar hmm. dolardı. Şey 125 milyar dolardı. Bu döviz rezervi dahil bunlar eksi 60 milyar dolara kadar çıkmıştı. E şimdi artıda mı ki? Hayır. Eksi 60'tan eksi 35'e anca gelebildin. Eksiği kapatamadın ha, işte. Sen, bu, 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 son dönemlerde topladığı parayı topladığı, topladığı paralar topladı mı hala ekside? Hala ekside. Tamam. Onun için söylüyorum. Şimdi karışıklık gitti. yani, gitti. Tamam, yokluk evet, şey evet. döneminde harcadı. Geçen sene Berat bunu 2019-2020'de bu dövizleri sattılar. Şimdi ülke yanarken döviz topluyorlar. Ülke yanıyor. Merkez Bankası ha de döviz alma peşinde. Niye? Niye? Sattı. 128 milyar doları satın faturası. Belki de fatura sonra piyasaya ya. müdahale edecek. Else belki seçim zamanı ama yan. Tabii. Şimdi bu neyden? Tek tekrar şu edeceğiz. örneği verelim. Bir tarihi büyük ahşap binamız var. Evet. Eskiden kalma ve tarihi önemli ama ahşap. Aha. Alev aldı, yanıyor. Yan tarafa da itfaiye geldi, Merkez Şu. Bankası. Diyor ki hiç merak etmeyin, benim diyor kasam dolu, su var. Hmm. E kardeşim su varsa sık. Yok diyor, o stok. Güven vereceğim diyor. Ya bina yanıyor kardeşim, bina yanıyor. Tamam. Şu anda e, yanıyoruz. Şunu Ülke da söyleyelim o zaman. Şimdi örtülü alımla... Ee... Evet örtülü alımla piyasanın ihtiyacı merkezde döviz birikince döviz yükselişine zemin hazırlanmış oluyor böylece. Evet. Değil Demişsiniz bağlamışsınız. Peki bunu niye yapıyor? Yani i̇şte bunu... ihracat artsın diye yapıyor. İhracat artsın diye yapıyor. Senin döviz diyor. pahalı olduğun zaman ithalat yapamayacaksın. Pahalı gelecek. Oradan aldığın içeri satamayacağına göre ithalat düşecek. İhracatın artacak. İşte şeyde vardı. Da... Tamam kumaşla iplikçiler bütün malı dışarı satıyorlar. Merkez Herkes Bankası, bankası satıyor. rezervi dolduk, doluyor. Cari açığı kapatacaksın evet. böylece. Uh -huh. tamam. Cari açık. Cari açık bunların teorisine göre cari açık kapandığı için döviz dengeye gelecek. Enflasyon aşağı doğru inecek evet. ve ekonomi düzlüğe çıkacak. Yani stel teorisi. <laughs> 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 Dinlerken bile şey oldum, yoruldum. <laughs> yoruldum. Değil? Ya olacak yani. Evet. İşte Mahveyi Mersal'a da yazmış zaten. Şey dinlemedin mi? Mahveyi da diyor. Olmaz böyle şey diyor. Yani tek sen ha, cari açık kapandığı zaman. Bu arada onu da hatırlatalım. Şey de biraz, bizim... şey de biraz ama o görüşte ee, değil. Şey de, Kim? De, ben evet. size bir örnek vereyim. açık, cari açı bitirmekle enflasyon Ege Cansel de diyor ki ya. Bu iyi bir şey yapılırsa diyor cari açık kapanmadan diyor bu enflasyonda mücadele olmaz diyor. Buna demişler ki sen böyle yaparak AKP politikasını mı destekliyorsun? Hayır diyor. Ee, ben diyor genel olarak bir şeyi destekliyorum. Bu bir denkliği o o şekilde enflasyonda kalıcı bir çözüme ulaşır diyor. Fakat kuru yükselterek, ihracatı artırarak cari açığı kapatmak da o da işe yaramaz diyor. O da çünkü Mahfeyi enerji şeylere, enerji bakın kur yükselişi ihracatı nasıl artırır? Bizim dün yine Türkiye İstatistik yani, Kurumu ihracat ve ithalat e, değer endeksi ve miktar ve değer endeksi açıkladı. Miktar endeksi değer endeksi üzerinden sonra. söyleyeyim. Fiyat değişimleri. Benim ihracat yaptığım, dışarıya sattığım ürünlerin fiyatı %11.8 arttı. Aylık söylüyorum. İthal ettiğim ürünlerin fiyatı %23.9 arttı. Yani ben burada birikimli şeyleri vermiştim. Dışarıya sattığım mal ucuz, ama dışarıdan aldığım mal pahalı. Ucuz ülke bu anlama gelir. Ucuz evet. ülke kendi paranın değeri düşerse ucuz ülke olursun. Kendi vatandaşına değil, kendi vatandaşına çok pahalı olursun. Hı hı. Ama dışarıdaki vatandaş için evet. ucuz ülke olursun. Doğu blok ülkelerini hatırlayın. 90'lı yıllarda. 50 dolara buradan birisi giderdi. Orada zengin hayatı yaşardı. Zengin yaşayacak. hayatı yaşardı. Şimdi dışarıdan millet, dışarıdan evet, yabancılar Türkiye'ye 100 dolar, 200 dolara gelip zengin hayatı yaşıyor. Şöyle bir şey diyor. Bak iplik iplikçiler, iplikçiler malı ihraç etmiyor. Şimdi onu söyle. oraya geleceğim zaten. Ama malı dışarı sonra. satıyorlarmış ya bütün Şimdi mal e, süremiz bitti. Hatta açtık. Dönüşte sevgili izleyiciler. saat